Kırmacı'daki köprü rehabilitasyonu için göreve geldikten sonra işlemlerimize veya takiplerimize başlamıştık. En sonunda bu köprü için rehabilitasyon projesi ihalesine çıkıldı. Sözleşme tarihi 27.12.2012. Yer testini imzalandıktan 15 gün sonra sözleşme bedeli 7.242.000. Bitiş süresi 360. Yani bir yıl sonra artık bu Kırmacı'daki yaklaşık 35 dönümlük arazi çöplük olmaktan kurtuluyor. Şimdi burada neler yapılacak derseniz, çevresi çitle çevrilecek, yaklaşık 2 metre büyüklüğünde çitle buralar çevrilecek. Peyzajın tamamen yapılacak. Yani sadece bu metan gazını çıkartmak ve adapte etmekten ziyade çevredeki peyzaj ve seyir teraslarında olacak şekilde planlandı. Bitki örtüsünde hangi tür ağaçların olacağına kadar hesaplandı. Buradaki gerek bu seyir teraslarındaki bitkiler seyir terasların insanın gözüne de hoş görüntü versin diye ön taraflarda alçak ağaçlama sistemi, yukarı taraflarda daha büyük ağaçlar ve daha çok Karadeniz bitki örtüsüne uygun ağaçlamalarla yapılacak. Ve kokusu da güzel olan ağaçlar, örneğin ıhlamur ağaçlar, tabii bir sürü bitki çeşidi yazmışlar ama isimleri de son derece latince, bunları saymaya gerek yok ama detaylı bilgi isteyen arkadaşlara hangi tür bitkiler dikileceğini de bunları da sizlere verebiliriz. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum ama Kırmacı'nın kuş örtüğünden veya oradaki vahşi depolama katı vahşi ve düzensiz depolama katı artık kurtuluyoruz. Burada yeni bir yaşam alanı. Ama dikkat ettiyseniz orada bir yol ve deniz var. Tabii ki bu bitki peyzajın denizi de kapatmayacak şekilde çok güzel yapacak. Burası da önümüzdeki yıllarda denize kadar yeni bir yaşam alanı olacak. Bu teraslamaları da bitirdikten sonra yaklaşık belki 35 dönümün çok çok üzerinde yeni bir alan kazanacak. Denize sıfır bir denizle beraber, doğayla beraber hep beraber yaşıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eğer bu konuda da konuşmak isteyen arkadaş varsa konuşabilir. Yaptığımız bence veya ereğiyle kazandığımız en güzel alan ve çalışmalardan bir tanesi sizlere sundum. Bundan sonraki aylarda da bu tür çalışmalarımızı neler yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Sizlerin de bu çalışmaları 31 meclis üyemiz var. Bunları sizlerle topluma paylaşmanızı ben sizlerden rica ediyorum. Bunun gururunu yaşamanız lazım. Bu hepimizin gururu.